18 Ekim 2021 Balıkesir Gömeç Hacı Osman mevkiindeyiz. Doğrudur. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Muhittin Bozbey. Evet. Burada 17 yaş grubunda. 17-18 18 yaşlarında 330 ağacında. Aynen öyle. Aynen rekor öyle. Gelişim ve rekor gübre, yaprak gübresini bu doğrudur. Sene kullandık. Doğrudur. Neler oldu Muhittin abi? Ne değişimler sağladık? Yani şöyle diyeyim, ben memnunum. Yani hem ağaç bakımından hem tane bakımından, verim açısından, ağaçların daha gelişmesi açısından çok memnunum yani. Bu ağaçlarımız cins olarak neydi? Edremit yağlık. Edremit yağlık. Ayvalık yağlık yani. Ayvalık yağlık diye geçiyor. Evet. Şimdi öncelikle taban ürünümüzü verdik. Doğru. Granül. 12. ayda. 12. ayda 2020'de. 8'er 100 gram ağaç 800 başına. Gram. Ağaç başına. Kaça kaç dikimli bahçemiz? 7'ye 7. 7'ye 7 dikimli 7'ye bir bahçe. 7. Aynen öyle. Şimdi devam eden süreçte de yaprak gübresi. Doğru. Hangi 3. dönemlerde verdiniz? Nisan. Nisan'ın 15'inde ilk attık. Çiçek öncesi miydi? Çiçekten önce. Tomurcak döneminde. Tabii tomurcak döneminde. Bir kere öyle kullandık. Bağladıktan sonra bir daha attık. Evet. Temmuz'un 20'sinde bir daha attım. Bir daha attınız. 3 sefer uyguladık. 3 uygulama. Yaprak gübresi. Dekor gübre yaprak gübresi. 3 uygulama yapıldı. Üç şimdi sefer. Şöyle ağacımızı gösterelim. Evet. Şöyle. Devam edin siz. Verim anlamında, kalite anlamında geçen seneye göre ne görüyorsunuz? Değerlendirme yaparsanız. %100. Yani geçen sene kaç tondu, bu sene kaç tondu? Bu sene, geçen sene 10-11 ton topladık. Evet. Bu sene 20-22 ton falan civarında. Bugün hatta hasata başladık. Aynen. Şöyle gidelim yavaşça. Aynen öyle. Şimdi bu sene iklim durumu nasıldı? Nasıl geçiyordu? Vallahi kurak ve sıcaktı ama... Kurak ve sıcak. Böyle evet. Gelin. Suladık. 6 sefer damlama yaptık yani. Suladık. Şimdi şu ağaçlardaki şu sürgün durumu. Evet. Yani ağacın çok yükü... Çok fark etti. Yükü meyvesi üzerinde. Evet. Artı sürgünü. Evet. Gidelim şöyle. Şimdi geçen seneye göre 2 kat verime geldik. Aynen öyle. Tonaj olarak 10-11'den 20-21'e kadar çıkacak. Aynen inşallah. Bir görüntü gözüküyor. Evet. Tepe sürgünleri. Aynen öyle. Şimdi hemen hemen ağaçların tamamında bu sonuç var. Şöyle yakın taneleri de gösterelim. Bu şekilde. Aynen öyle. Tabii bu ağaçlarda geçen seneye göre yapraklanma durumu nedir? %200. Yani etti. Yaprak canlılığı, evet, yaprak sayısı. Sürgünlüğü, geçen sene yaprak yoktu ağaçlarda. Geçen sene yaprak yoktu. Yani öyle bu bir sene... hastalık vardı. Yaprak halkalı leke hastalığı vardı. Evet. Yani onu... Peki onunla ilgili onu... ne söyleyebiliriz? Şöyle gelelim. Valla genelde bu tabanda halkalı leke var ama bu neden kaynaklanıyor? Ben bunu sordum, araştırdım. Hı hı. Kesim, yani budama. Budama. Havalandırılacakmış ağaçlar. Şimdi şöyle gelirseniz. Evet. Şimdi ağaçların tabii ki budama mutlaka verime etki ediyor ama bazı hastalık suretlerini havalandırmayı da sağlıyor. Evet. Tabii burada şöyle bir detay var. Şimdi bizim size önerdiğimiz kullandığınız rekor gübre yaprak gübresi budama vesaireden sonra doğru, ya da daha öncesinde kullanıldığında oradaki yaralanmaların da hızlı tamir olması evet. ve hastalığın üremeden kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Evet. Bir ilaç değildir ama çalışmasından kaynaklı ağaçlarda bu sonucu veriyor. Şöyle evet. alttan gösterelim. Gelin. Devam edelim. Şimdi tabii burada sulanan bir bahçe ama evet. burada rekor gelişimi kullandıktan sonra suyla alakalı, sulamayla alakalı ne bir tespitiniz var? Şimdi su istiyor mu da ağaçlarımız? İstiyor. İstiyordu. Tabii bu sene kurak geçiyor. Evet. Sezonu kurak bir yıl. Aynen. Maksul de var. Tohum da var yani üstünde. Ürün buruştu mu? Zeytin buruştu. Buruştu mu? Şurada iki ağaçta. Bir eksik su verdik. Aha. Yani bir sefer eksik su gitti, buruştu. Hı. İki sefer su eksik ağaçta. Gitmesine rağmen buruştu. Diğerlerinde bir sorun yok, var mı? Yok, onlarda hiçbir sorun yok. Diğerlerinde sorun yok. Gidelim yani şöyle. Suyla ilgili bu şey var. Sıkıntı oluyor yani. Sıkıntı oluyor diyorsunuz. Çünkü bu yer, buraları askıda yer. Kum yer olduğu nasıl için. Nasıl kum yer diyorsunuz? Tabii mesela üç çeşit toprak var tarlada. Orası bak kalın toprak, burası ince toprak, o yana kum toprak. Değişkenlik gösteriyor. Evet. Şuraya doğru gidelim, güneş alsın bizi. Devam üç edelim. Çeşit toprak var mesela. Hı-hı. Şimdi verim anlamında verimimiz iki katına geldi. Muhakkak, doğru. Ağaçlarımızın sürgünü zaten tepeler görülüyor. Evet. Gayet net. Net. Tabii budama yapılacak. Halkalı leke konusunda... O çözüldü yani, halkalı leke yok yani. Söylüyorsunuz. Yok. Şimdi şöyle yakın gösterelim, şuradan da gösterelim ki her noktada yani ağaçlardaki durum. Şöyle evet. şurayı da gösterelim. Şöyle geçin. Şimdi bu ağaçlarda bazı yerlerde de çalılaşma sorunu varmış.
kuruma ve çalılaşma geçen evet, yılda. Vardı vardı. Bu sene ağaçlarda herhangi bir kuruma devamlılığı yok. Yok. Durmuş. Durdu. Ve sürgüne devam etmiş. Aynen öyle. Şöyle şuradan da gösterelim. Şimdi çok nokta göstermek istiyorum ki yani sadece bir iki ağaç olmasın. Doğru söyledin, doğru söyledin. Değişkenlik olsun, insanlar kanaat getirsin. Şu aşağıdaki ağaçları da çekelim. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle gösterelim. Şimdi hem yükü, meyvesi hem de sürgünü. Aynen öyle, aynen. Muhittin abi, var mı özetlersek eklemek istediğin bir şey? Şöyle şimdi ekranımıza şöyle bakarak. Diyelim ki. Bölgenizdeki yani, üreticiler de bunu izleyecekler, Türkiye'deki muhakkak üreticiler. Muhakkak izlesinler ve malına baksın yani. Malına baksın. Malına baksın. Bakmadan hiçbir şey olmuyor. Peki rekor gelişim ve rekor gübre, yaprak onu gübresi tavsiye ediyorum. Size ne kattı burada? Buraya %100 ağaçların değişmesine katkı sağladı. Maksülde yani verimde şeyde diyelim ağaçların gelişme durumunda. Çok büyük fark etti yani. Yani her aşamada size her aşamada aynen fayda verdi. %100 yani. Peki şey anlamında, ekonomi anlamında rekor gelişim verdiğiniz ürünün, verdiğiniz paranın karşılığını size kazandırıyor mu? Fazlasıyla. Peki az önce bir söyleminiz vardı. İsterseniz buradan dile getirin. Zeytin fiyatlarıyla ilgili, ya maliyetlerimizle ilgili. Şimdi geçen sene 8 liraydı, bu sene 9 lira. 2021 yılındayız. 2020'de 8 liraydı, bu sene 2021'de 9 lira. Yani bu maliyetlerimiz olacak. Arttı değil maliyet, mi? Maliyet yani %100, %200. Maliyetlerimiz iki katına geldi ama. Geçen sene ben yani 50 kiloluk şey gübreyi, 50 kiloluk gübreyi 115 liraya aldık. Bu şimdi sene, olmuş 245 lira. Yani iki katını geçmiş. Yani bu. Bu da tabii Türkiye'deki maalesef bir sorun, büyük bir sorun. Girdilerin artması aynen artı ürün fiyatlarına tam yansımaması üreticilerin kayıplarına sebep oluyor. Son kez soralım. Tavsiye eder misiniz? Gönül rahatlığıyla. Tabii. Yani bütün Türkiye'deki zeytin olsun, hangi ürünle uğraşırsan uğraş, atın yani. Şey değil yani, faydası var, zararı yok yani. %100. Biz size teşekkür ediyoruz. Bahçenizi gezdirdiğiniz Allah için. Allah razı olsun. Hasadı da yapıyoruz. Bol bereketli amin, olsun. Amin, inşallah. İnşallah. Tekrar zaman, görüşmek dileğiyle. Buradan bütün Türkiye'ye selamlar. Allah razı olsun.